hayata ilişkin. Ne kadar da, ne kadar, ne kadar da, ne kadar. Ne kadar da değişik, bir o kadar ilginç. Yakalayamayabilirsen üzülme sen. Hayatın olmuş işler güçler. Hayatın olmuş işler güçler. Ya bırak Cemciğim, Allah'ını seversen ya. Hiçbir faydası yok bunun bize oğlum. Bari sesime faydası olsun ya. Ben buralara düşecek adam mıydım? Cemciğim, şu halimize bak, bal satıyor zamana koy. Ya oğlum sen de idare et ya. Tülay'dan iki aydır harçlık alıyoruz. Ahmet kadıncağız bizi sırtında taşıyor, yeter artık da. İyi kötü bir işe yarlamış işte oğlum. Ne güzel ya, bal reklamı bak. Mesir macunu olsa daha mı iyiydi Ahmet Kural ya? Üç sap Allah aşkına. Tamam. Siz hiç merak etmeyin. Burada yazanların hepsini yapar bu çocuklar. Piyasanın en yetenekli üç oyuncusuyla çalışıyorsunuz. Yetenek, vücut dili, mimik, jest, hepsi var bu çocuklarda. Bal dök yala planları kurguluyorum. Aklımda deri sorular Hakkı. Mimikler, vücut dilleri falan göreceksiniz. Arkadaşım yiyip durmayın, numune onlar. Midemin tadı yok ki. Son prosese girmedi bunlar, daha şeker eklenince. Yemeyin dedim, numune onlar. Hiç mi bal görmediniz anlamadım ki. Şunu yapamadığım istiyorsan işe... Ne yapıyorsun sen ya? Herkesin ortasında şunu yapma oğlum. Hadi biz bizeyken neyse ya. Ahmet, ha? Nasılsın canım? Üzülmüyorsun değil mi? Niye üzüleyim Tülay? Yarın bir gün bana günahlarımdan pişmanım röportajı ayarlarsın, olur biter. Ay bunu bulabildim Ahmet. Her yere tırmalıyorum. Bak özellikle mekanı buraya ayarladım ki cebinize daha çok para kalsın diye. İşi de Hakkı ile Şenol çekiyor, tamam? Tülay. Tülay ben sana kızgın değilim. Allah razı olsun senden ama işte biliyorsun. Bir gün hak ettiğin yere geleceksin Ahmet Kural. Bak bunu buraya yazıyorum. Er ya da geç hak ettiğin yere geleceksin. Hadi bakalım. Nereye yazdı lan? Sado gelsene iki dakika. Sadi bu Tekin olayını büyütmeyeceksin değil mi? Hangi Tekin olayını ya? Ne olmuş ki, bir şey mi olmuş? Yaz kızım. 200 torba çimento. Oo. 20 kamyon çakıl. 15 tane kapı. 30 kamyon ince kum. Ya tamam işte. Ya Sadi saçmalama. Gördün, biliyorsun, uzatma. Bak ben senin işine karışmıyorum. Sen de benim işime karışmayacaksın. Anlaşmamız var, unutma. Sadi. Tamam. Ben bu ablaya yayarım ha inceden. Baksana ya, atam ben. O kış günü dekolte giymiş lan bir de. Ne dekoltesi? Ya. Allah senin cezanı versin hayvan oğlu hayvan. Kısa kollu gömleğe dekolte diyor domuz. Bakma, ilgilenme, muhatap olma. Abi bunu tam teşekküllü bir hastaneye götür. İllik diye nakletkinler ya. Necat! Ha Sadi abi. Sadi abi. Oha! Şakalaşıyorlar, şakalaşıyorlar. Şey yapma ya, hep panik yapma. Doldur içeriği, doldur! Doldur! Defasta derinlik kaybolduğu an bir orta! Üşüt çekiyor veya orta yapıyor. Bir orta da! Sadece biz gidiyoruz kardeşim. Yarım saate geliriz, sen o zamana kadar hırsını alırsın değil mi? Ahmet, ben üstünden atlayayım, sen vur. Murat gel oğlum. Çemberden geçire gel, sigara veriyorlar. Rollerini böyle hazırlayın. Hazır mıyız ha? Çok güzel, aferin çocuklar. Sağ ol. Aferin abi. Zengin abi. Vedat'ı neden durduk yere dövüyorum? Ya vurmaya başladıktan bir süre sonra teninde göbek pamuğu mavisini andıran renkler oluşuyor ya. Sanırım hoşuma gidiyor. Öyle böğrüne vurdukça plastik ördek gibi sesler çıkarıyor ya, hoşuma gidiyor. Spor. Sadece spor olsun diye. Böyle kronik baş ağrılarım vardı. Vedat'ı döverken terledikçe geçti. Başka bir şey değil. Vedat'ı neden dövüyorum? Sahneyi çekiyoruz arkadaşlar. Sessizlik lütfen. Bal teknesi. Sahne bir. Çekim bir. Anam. Şeref. Zaten dayak dediğin enteresan bir şey. İkili bir spor dalı. Her iki tarafta kalori harcıyor. Mutual bir olay söz konusu. Her iki tarafta rahatlıyor. Adrenalin salgılayıp gaza geliyor. Kendini iyi hissediyor. Oh ne güzel. Az sonra yiyeceğimiz dayağın ara sıcakları sanırım bunlar. Önden servis edildi. Hayır. Bu saydıklarım sizi dövmeme nedenim. Sırf size bir faydası olacak diye sizi dövmüyorum. Lütfen efendim, haksızlık etmeyin. Kendinize az olsa da dayağınızı yedik. Üstümüzde emeğiniz var yani. Helal hoş olsun. Bizden yana da helal hoş olsun. Allah razı olsun. Ne yapıyoruz lan biz? Büyü mü yaptı bu herif bize?
Yiyeceğimiz dayak için teşekkür eder olduk. Resmen minnet duygularımızı sunduk adama. Dayağında mahrum kaldım diye içerlendim. Beni döv, beni döv diye bağırasım var. Beni döv! Beni döv Basra abi. Bu da bir nevi ön sevişme herhalde. Her türlü olasılığa hazırlıyor adamı. Topraklı priz bu. Hayır yani topraklı değilse sigortalar atar. Bize bir şey gireceğinden değil. Size bir şey olmasın. Siz de beni anlayın biraz. Hem size 6 haftanız kaldı mesajı vermek istiyorum. Ama bir taraftan da sizi dövmek istemiyorum. Ne yapayım ben sizi? Dövün bizi, ne olur dövün bizi. Allah'ı yarattı demeyin, dövün bizi. Evet, evet. Dövün, dövün. Adam edin bizi. Hizaya sokun. Ne diyorum lan ben, ne diyorum? Adam resmen transa soktu beni. Alternatifleri bilmiyorum ama Hakkı. Bir iki tanesi aklıma geliyor. Yalnız bizim için en hayırlısı dayak yememiz galiba. Ne olur dövün. Döv beni diyorsunuz yani. Vallahi bu muhabbet az daha devam ederse... ...bizi dövmeniz için üste para veriyor olacağız. Buyurun, buyurun siz şöyle dalağa çalışın. Lütfen, istirham ederim. Bak dalak dedin, içim gıcıklandı. Madem bu kadar istek var... Aha, güldü. Sizi güldürmeyi başardık. Ne mutlu bize. Evet efendim, sizi güldürdük. Sevindi. Ne yapıyoruz lan biz? Vay. Feride. Merhaba Ahmet. Sen beni mi bekliyorsun yoksa yeni mi geldin? Seni bekliyordum ben. Şimdi uyuyor musundur, ev müsait midir bilemedim, rahatsız etmeyeyim dedim. Ya Feride dün geceki mesajla ilgili... Heh, ben de o yüzden geldim zaten. Ya sen dedin öyle yazınca... Ya ben yanlış yaptım, biliyorum. Ya Feride, sen özledim deyince ben de eski günlere binaen söylüyorsun zannettim. Ben duygusal adamım kızım, biliyorsun ya. Özür dilerim, bir daha olmayacak. Ha yok Ahmet, ben zaten şey için geldim ya. Ya Ahmet hemen havalara girer. Yine bir manyaklık yapar diye geldim, biliyorum Feride'cim. Ama artık öyle atraksiyon, action, action yok. Bitti o dönemler. Abi yara, hastanenin önünden uçakla geçip veriyor musun diye bağırmayı düşündüm ama... ...dedim hem aşırı kaçar hem de yanlış anlaşılır. Yok aslında yanlış anlamazdım da. Feride'cim artık böyle atraksiyonlar, matraksiyonlar, antikotin hareketler yok. Tamam mı? Ben her şeyin farkına vardım, idrak ettim. Biz artık seninle arkadaşız. Korkma ya. Aa! Ne vuruyorsun lan? Ya sen ne vuruyorsun refleks? İyi misin? Sixpack olmasa sıçtık. Ben aslında biraz memnuniyetsiz gözükmüş olabilirim ama... ...ben seviyordum o atraksiyonları. Ya yok Feride'cim öyle. Ne o cıvık cıvık hareketler falan. Yok artık öyle atraksiyon matraksiyon. Bitti. Lan yemin ederim ben yapmadım bak. Yemin ederim kurban oldum. Tamam Ahmet. Anam artık spontane mi gelişiyor lan bu acayiplikler? Ben yapmadım. Ahmet tamam ben yaptım. Yahu 100'e kadar sayıp çıkın dediydiniz. Erken mi çıktık yoksa? Ona mı kızdınız? Ahmet ben çok utandım. Feride, Feride! 3 maçlık para aldık. İsterseniz çak. Ankara'nın bağlarını biliyor musun lan? Var efendim. Çal bakayım. Misket var. Kes. İzmir Marşı'dan gidin hadi. Hadi. Bundan sonra evden hep böyle çıkacağım. Haftalık vereceğim size. Devam edin. Geldim abi, nedir durum? Heh, geldim. Ya şimdi bu banka soyma işi hiç filmlerdeki gibi değilmiş oğlum. Bu iş çok zor. O yüzden yeni bir plan yaptım. İnmek istiyorum, inmek istiyorum. Peste, peste bırakayım. Lan oğlum sallan çocuğu bak, anası babası gelecek şimdi, başımız belaya girecek bak. Peste bırakayım. Yanlış anlamayın, benim çocuğum değil ya. Sosyal sorumluluk projesi olarak göz kulak oluyorum. Öyle hassasım ben yani. Banka soygunu işinden...
vazgeçiyoruz. Range'i soyacağız. Hem daha çok para, hem 0x. Yok yok. Aman abicim ya, esnafın olduğu yer sakat. Sen hiç esnaf dayağı yedin mi? Adamı tartıyla dövüyorlar. Ağırlığı dengelemek için de o küçük ağırlıkları tek tek özenle yutturuyorlar adama. Bir kamyon dayak yiyorsun, yürüyüşün bile bozulmuyor. 100 gramlıkları çıkarmak bir ayımı aldı benim ya. Tartı, ağırlık, esnaf gibi kelimeler bende göt ağrısı yapıyor. Ben bir daha girmem o topa abicim. Kardeşim onu da düşündük herhalde. Cuma namazı vaktinde soyacağız. Herkes namazdayken. Lan oğlum bu ne yapıyorsun ya? Arkadaş sen ne yapıyorsun? Lan bu kişiliğsiz torun. Başka kimseye bak. İzanoğunuz! İzanoğunuz! Tüh sakalınız kim? Tüh! Arkadaş çocuklu adam çekiciliği diye bir şey var dediler. Lüpedüz yalan. Yemin ederim yalan ya. Ya Salihçim sen bu Onur gibi insanı nasıl kandırdın ya? Ben buna dedim ki bu adam zamanında çalmış, çırpmış, hırsızın, uğursuzun, orospu çocuğunun önüne gideni bayrak tutan imiş dedim. Şimdi dedim onun çaldıklarını halka geri vereceğiz dedim. Sen dedim bir nevi dedim halk kahramanısın, Robin Hood'sun dedim. De, o da inandı he? Saf, saf arkadaşına. Ya bizim milletimiz saf kardeşim. Ne yap? Peki cuma saatinde soygunu yapacaksak bize kasayı kim açacak? Paraları kim verecek? Adamlar kitler gider. Ayrıca bu adam ben miyim? Masumun ekmeğine göz diken, üç kuruş için ruhunu satan bu yabancı da kim? Halbuki ben sportif, zeki, çevik, ahlaklı insanın biriyim. Size takıldım girdiğim muhabbetlere bak. Hayır ben iyiyim de, çevrem kötü galiba ya. Ya arkadaş kaç defa anlatacağım ya. O dükkan bu kirpinin babasının dükkanı. Adamda bok gibi para var, buna koklatmıyor. Zaten dükkan sigortalı. Adamcağıza sigorta parasını geri verecek kardeşim. Biz bu Sabi Sübyan'ın hakkını geri alacağız. Bir nevi emanetimizi alacağız. Ya salak değilim ben şimdi o kadarını anladım Salihciğim ama şimdi... Bak kardeşim bak, bir de anlatıyorum. Şimdi bu amcacık 3 haftadır cuma namazına gitmiyor. Ben bu dükkanı gözlüyorum. İçeri giren paranın haddi hesabı yok. Ama dışarı bir kuruş çıkmıyor. Dükkan para kaynıyor lan. Bu adam 3 cumadır her cuma saati dükkanda yemek yiyor. Güzel plan. Babam da bu işten bir ders alır inşallah. 4 rekat sünnet, 2 rekat farz. 6 rekat eder. Rekat başına 1,5 dakikadan hesap ettim mi 9 dakika eder. Son sünneti kılan esnaf ben hiç görmedim. O yüzden hesabı 6 rekata göre yapacağız. Hutbeydi, yoldu mu oldu falan derken hesap ettim aşağı yukarı 20 dakikamız var. Gireceğiz, patlatacağız, çıkacağız. Herkes yendim. İyi bok yedin, aferin. Sığıra bak ya, yendim diyor. Adam tahterevalliyi kazananı kaybedeni olan bir şeye dönüştürmüş kafasında ya. Sen karşı yapımcı olduğunu söylemedi. Benim gördüğüm yerde takdire kazanan hayat ölmeye gösterir. Ben niye bu kadar kiraladım bizim rekabetçisi çıktı ya? Lan %100 dana eti, gücüm bir çocuklara yetiyor ama. Bir şöyle boyumuz aynı, kendine geçselerdi. Tamam, tamam, tamam lan, tamam. Tamam, dağılmayın, dağılmayın. Şimdi söylediklerimi aldın mı? Aldım. Güzel. Cavit'le ben içeri gireceğiz. Münir erkek ederek gidecek. Sen Pumcuk camiye gideceksin. Eğer bir sıkıntı olursa seni arayacağım. Ayakkabı falan çalacaksın. Bize zaman kazandıracaksın. Oldu benim bu işi. Özellikle arkadaşlar sonra onu da getireyim. Masrafı kafaya versin misin? Sen kendi işin adam gibi hallet yeter. Köpek kovucu hazır mı? Hazır, yanımda getirdim ben onu ya. Köpek kovucu mu? Köpek mi var lan? Yok lan. Minicik bir dobermancık var kaniş gibi. Yani sıkıntı çıkmasın diye, etkisiz hale getirmek için. Arkadaş ben köpekten huylanırım. Bak şimdi işin rengi değişti bak. Ya sen merak etme Münir abicim. Bak şu gördüğün alet bizzat kendi icadım. Sadece köpekler üzerinde değil. Kedi, leopar, fil, maymun gibi insanlıktan nasibini almamış tüm yaratıkları çıkardığı sesle etkiliyor. Hayvanat bahçesine gittim, bizzat tek tek kendim test ettim. Nasıl çalışıyor lan? Şu düğmesine basıyorsun, çalışıyor işte. Bismillah. Lan! 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 Lan kapat sikerim tahtarı bak. Kapat lan. Lan kapat bak sikerim tahtarı. Kapat lan. O ne lan? Şimdi tabii bunu hiç tahmin edemedik biz. Demek ki develerde de işe yarıyor. Bu koalaya bir şey olmadı. Şey yapıyoruz, pamuk tıkıyoruz. Arkadaşlar yarın cuma saatinde söylediğim yerde oluyorsunuz tamam. Dağılın şimdi. Dağılın, herkes ayrı yöne gitsin. Köpek var mı lan bu tarafta? Yok yok. Dağılın.
Mesut abi? Mesut'um? Ekstralar dahil ne kadar borcum varsa hepsini filmin vizyon tarihine ödedim. Ona göre. Anladın? Hadi hapsi. Ya o değil abi. Senin şu arkadaşın yok mu? O geldi. Hangi arkadaş lan? Ya yok mu şu renkli gözlü, şu boylarda? Medusa gibi jestlerim, mimiklerim var Mesut. Yeminle taş kesilesim geldi. Allah aşkına bak sana bir tane ayna vereyim de şu mimiklerini bir gör, bir utan lan. Ne zaman gelmiş? Nerede? Senin odana çıktı. Hareketlere bak ya. Sen ne biçim rüyalar görüyorsun lan? Ha Mesut? Sen niye her önüne geleni elini kolunu sallaya sallaya benim odama gönderiyorsun oğlum? Ya bana sormadı bile. Abi bu kız polis olmasın. Hiç iyi elektrik almıyorum bak bu kızdan. Sen zaten niye elektrik alıyorsun? Bana gelen misafirden Mesut. Sen mekanın paratoneri misin lan? Alam. Odanın her tarafında benim dondan var ya lan. Her taraf sümüklü mendil. Bittim yalan. Abi her şey bir kenara, o yatağın üzerindeki buruş buruş mendilleri açıklaması çok zor olacak. Doğru diyorsun Mesut. Arkadaş ya hiç durmam biliyor musun? Acayip derecede nezlormuşum ya. Senin jestini ayrı sokayım, mimini ayrı sokayım Medusa. Şurada bana mendil ver çabuk. Çabuk, çabuk! Pıra, hoş geldin ya. Kusura bakma, çok özür diliyorum ya. Öpeceğim de şimdi, ayıp olmasın sana. Nezleyi biliyor musun? Sana da bulaşmasın. Ver, ver. Hayırdır, sen niye geldin? Aa, bu bizim buluşma ritüelimiz değil miydi ya? Böyle habersiz, çat kapı, sinsice. Buluşma mı? Ya buluşma mı? Ya ben de onu diyorum. Arkadaşım sen beni niye takip ediyorsun? Takip yok, takip yok. Yok öyle bir şey. Ayrıca dikkatini çekiyorum. Şu an sen benim odamdasın. Pınar, şu donu alabilir miyim? Ya birisi geliyor benim evime, çiçek bırakıyor. Şabalanak, sen peyde oluyorsun bir de benim ağzımı arıyorsun. Sonra ben diyorum ki biri gelse keşke musluğu tamir etse diyorum. Aa şansa bak yine sen geliyorsun ve evimdeki her şey tamir oluyor. Ya bir şey soracağım. Sen beni salak mı sandın? He? Estağfurullah. Estağfurullah. Ya bırak şu estağfurullah falan ya. Sen evime girdin mi girmedin mi onu bana söyle. Girdim. Girdim. Musluğu tamir edecektim, park yeri gıcırdadı. Onlarla uğraşayım dedim, başka bir şey çıktı. Kusura bakma da senin evinde yüz verdikçe astar istiyor yani. Ben de ne yaptım? Astar çektim duvara. Neyle? Alçıyla. O tablonun arkasındaki duvara bir bakarsan göreceksin. Her taraf dümdüz oldu. Gördüğüm her şeyi tamir ettim. Suç mu? Suç mu diyor ya? Tabii ki de suç arkadaşım. Sen benim geliyorsun, evime gizlice giriyorsun. Bir de suç mu diye soruyorsun ya. Bak, seni bir daha etrafımda görmeyeceğim, tamam mı? Çok fena olur. Demedi deme. İyi be, tamam. Zaten sana yardım eden de kabahat. Sen de şimdi o zaman gidiyorsun, feryat figan eden evinde mutlu mutlu yaşıyorsun o zaman. Al, bu da sana son hediyem. Zambak. Yaşarım tabii ya. Senin ilgilendirmez, tamam mı? Bak, seni bir daha etrafımda görmeyeceğim. Bu sana da son uyarımdır. Tamam be. Allah Allah! Ben sanki meraklıydım senin musluğunu tamir etmeye. Bana bak, sen de bundan sonra benim odama izinsiz girmeyeceksin. Murat Cemcir'im lan ben. Başrolünde oynadığım film var. Kiminle konuştuğuna dikkat edeceksin kızım. Adam o şöyle, aferin. Girin. Abi bak misafirin de gitti. Niye bağırıyorsun? Müşteriler rahatsız oluyor. Mesut. Allah aşkına ya. Şu otelde Rüstem abiyle benden başka müşteri mi var oğlum? Bir git Allah aşkına. Bir git ya. İşim gücüm var benim. Nezleyim ben. Cemil senin nasıl bir fantezi dünyan var? Allah aşkına bu siyah beyaz donlar ne oğlum ya? Bu kadar sen bunları niye kullanıyorsun ya? Hayatın olmuş işler güçler. Efendim bizimki birlikte kat edilen uzunca bir yol. Mutfaktaki tezgahtan kapı pervazına, salondaki vitrinden hol duvarına, home office zemininden yatak odası tavanına kadar uzanan uzunca bir serüvende adeta. Söylemeseyim. Ay bir kere denk geldi sadece Hakim Bey. Öyle övüne övüne anlatmasın yani. Kafası bir şeye bozuktu herhalde. Konsantre olamadı o gün kesin. Ama ayıp oluyor Sabiha. Ne yapıyorsun? Bir keresinde de söyleme sayıp halvet olmadan önce tokamı alıp saçımı toplayayım dedim. Saçımı toplamam bitmeden hadi kalk giyin dedi bana. Star takemini duymadan yarış tamamlamışlığımız var Hakim Bey. Madem açıldı konu. Ayıp, ayıp. Gözüne dizine dursun onca yaptığım şeyler. Sadece bir kere oldu efendim, bir kere. Bunun anası babası 3 gün diye gelip tam 3 ay kaldılar bizde. Onları uğurladığımız günün gecesini söylüyordur kesin. Öyle değil mi? O geceyi söylüyorsun. Hiçbir şey anlamıyorum evladım dediklerinizden. Bir toparlar mısınız konuyu? Efendim şöyle izah edeyim. Şimdi ocağı açıp
Çakmağı yaktığınızı düşünün. Usul usul yanar ocak. Ama ocağı açıp bekleyip 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 çakarsanız kibriti tüp patlar efendim. Tamamen fizik. Sayın hakim, sizin başınıza da gelmiştir mutlaka. Ay, normalini de biliyoruz Hakkı. Küçük tüp sızıntısı. Ya sayın hakimim, bu konu buraya nasıl geldi efendim? Biz neden bunları konuşuyoruz? Sen şimdi kocalık vazifesini yerine getiremediğini söylemişsin, öyle mi kızım? Evet hakim bey, mağdureyim. Peki, Hakkı Şinasi yurtsever, bu duruma sen ne diyorsun? Efendim, beni olay mahallinde gören tilt oynuyorum zanneder. Tilt, 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 tilt. Dokunduğum her şey adeta alev alıp aydınlanıyor. O derece. E tabii, bizim toplum olarak genetik kodlarımız en fazla 3 bant bilardoya yatkın olduğu için gözünüzde canlandıramamanız çok normal. Ya böyle de hep kendimi övüyormuş gibi oluyor ama. Sen ne yazıyorsun kızım? Yazmıyorum efendim. Şekil yapma o zaman. Efendim sabahtan beri bakıyorum böyle yazıyormuş gibi yapıyor ama hiçbir şey yazmıyor. Hep numara, hep numara. Yüce mahkemeyi kandırıyor. Sen sus. Bu dava bitmeyecek senin yüzünden. Ne kadar da tatlı, bir o kadar haklı. Hayatın olmuş işler güzel. Merhaba Zehra. Merhaba Tekin. Ya şu ışık ekipmanlarının listesinin olduğu bir dosya vardı. Kira listesi. Zehra, sen o geceden beri niye konuşmuyorsun benimle? Ne konuşmaması ya? Tuğan'la işim var benim. Abim bir şey söyledi. Doğru söyle bak. Sadi mi bir şey söyledi? İste bir lafını 3. kattan aşağı atayım onu. Ya Sadi bana öyle bir şey diyemez de. Çünkü anlaşmamız var bizim. Ama şey yani sen bana neden sürekli konuşmuyoruz diye sorup duruyorsun? Ben onu anlamadım. Acaba şey mi sen kendini suçlu falan mı hissediyorsun? O yüzden olabilir mi? Niye suçlu hissedeyim ya? Kabahatim mi oldu? Yanlış bir şey mi yaptım ben? Yani o gece biraz kötü geçti ya. Gecenin nesi kötü geçti ya? O gece benim hayatımın en güzel gecelerinden biriydi. Tabii Sadi gelene kadar. Bay baba. Babayız. Şimdi Tekin, canım sevgilim, 110 metre engelli koşuyla seks arasındaki en temel fark nedir? Seks? Buradan bir şey... Neymiş? Nedir? Neymiş? Birini 15 saniyede tamamlayana madalya vermiyorlar hacı. Haydi. Edep yahu. Ha, yediğim lokmayı saymışsın, ha saniye tutmuşsun. Aynı şey şu an. Tamam neyse Teko, sonra konuşuruz. Sen de böyle neden konuşmuyoruz falan diye düşünüp durma. Konuşuruz sonra. Abartma canım. Abartacak bir şey yok zaten. Hadi canım hadi. Nasıl yok? Zehra. Aa Zehra. Neyse, sen de haklısın tabii. Erken kalkan yol alır. Wingardium Leviosa. Hoppa çuppa yuppa çuppa. Wingardium. Ne yapıyorum lan ben? Firde. Merhaba Ahmet. Firde, ben dün galiba bir eşeklik yaptım. Yok be Ahmet, sen doğruları söyledin. Ne hakkım var ki benim seni 3 ay daha alıkoymaya? Firde, sen şimdi evleneceksin ya. Yani eninde sonunda. Çocukların olacak belki. Onları parka götüreceksin, sallayacaksın, oynamalarını izleyeceksin. İzlerken bir de başını yanındaki adamın omzuna koyacaksın ya. İşte ben o adam olmak istedim Feride. O yüzden bu kadar öfkem. Biliyorum Ahmet. Bunu bildiğim halde olacakları sana hissettirmemem benim en büyük hatamdı. Bir futbolcu yeni bir takıma gider ya, kariyeri boyunca hep 9 numara forma giymiştir. Ama gittiği yeni takımda 9 numarayı giyen biri vardır. Ve mecburen 99 numarayı seçer. İşte ben bu ezikliği içime sindiremedim Feride. Öyle de mi Ahmet? Senin hayatında 9 dolu olduğu için 99 numarayı giymeye içime sindiremedim Feride. İşte bu yüzden bütün kabalıklarım, incitmelerim. Ama senden her şey için çok özür diliyorum. Seninle geçirdiğim zamanlarda hiç bilmediğim o kadar çok şey öğrendim ki. Yani senin tarafından terk edilmeyi ben öyle kötü bir yara izi gibi, kötü bir anı gibi görmüyorum ki. Sevgiyi bulma yolunda Ar-Ge maliyeti olarak görüyorum. Ahmet, ben ne zaman bu kadar korumacı oldum gerçekten bilmiyorum. Ya geri kalan hayatımda sayısız insan incitecek beni, biliyorum. Ve bunların birçoğu senin 1/10 kadar kıymetli olmayacak benim için. Ben senin beni incitmenden niye bu kadar korkuyorum Ahmet? Oysa sen buna değmeyecek bir insan değilsin ki. Sana kabalaştığım zamanlar için özür dilerim. Ben de sana karşı daha açık olmadığım için. O zaman söyleyecek tek bir şey kaldı. Evet. Hoşça kal Ahmet. Ne? Nasıl yani?
Ulan kızım, sen daha dün sabah bana mehter takımını getirmedin mi? Ha? Daha yeni 3 aydır sevgili olanım demedin mi? 2 gündür götümde dolaşmıyor mu lan sen benim? Ahmet, özür diledim. 3 ay boyunca seni alıkoymaya ne hakkım var dedim. Ay özür diliyormuş ya. Vay arkadaş ya. Senin tarafından incitilmekten korkmuyorum dedim. İşte veda ediyoruz ya. İnciniyorum ama problem değil demek istedim. Veda ediyoruz işte. Ya Ahmet, sen demedin mi anladım ben o adam değilim diye? 99 numarayı giyiyorum diye. Lan ben orada 3 aylığına da olsa sevgili olmaya razıyım dedim. Ayrılsak da 3 ay geçirmeye fitim dedim. Allah'ım ya! Vay arkadaş, veda ediyormuş. Hasbama bak. Yürü git! Yürü! Ahmet, doğru konuş bak. Konuşmuyorum lan. Ne yapacağım, konuşmuyorum. Allah seni bildiği gibi yapsın kadın. Asıl Allah seni bildiği gibi yapsın ulan. Manyağa bak. Ama... Aması maması yok Ahmet. Gider misin? Ahmet gider misin? Güvenlik çağıracağım bak. Çağır lan! Güvenlikten korkacağız öyle mi? Ulan demirden korksak trene binmeyiz. Güvenlik! Yuh! Ne çabuk geldin lan? Pusuya mı yattınız? Sizin girişte değil mi yerinize? Yok, tuvaletten çıktım ben. Hayırdır? Beyefendi rahatsız ediyor da bir ilgilenir misiniz lütfen? Ha, kaynanam seviyormuş demek. Bu herif beni yemeği kafasına koymuş belli. Lütfen şu yana bakar mısın Feride? Son gördüğüm görüntü topukları götüme vura vura koşan halim olmasın. Ahmet, ne diyorsun anlamıyorum. İzah edeyim. Allah! Ulan! Allah! Ellerini yıkamamış seni de! Bırak ulan! Ya! Arkadaşlar, panik yok, heyecan yok. Hızlıca işimizi halledip çıkıyoruz. Oğlum yalnız en zor görevi bana verdiniz lan. Bu tiple kilotlu çorap almak her baba yiğidin harcı değil arkadaş. Merhaba. Ben kilotlu çorap alacaktım da. Oğlum bu tiple kilotlu çorap alıyorsan ya bir yerleri soyacaksın ya çok üşüyorsun. Arası yok bunun. Benim tüylü yapım göz önünde bulundurulacak olursa seçenek aniden bire iniyor. Merhabalar. Ben kilotlu çorap alacaktım da. Abi bırak abi, vallahi bak cezaevinde size sıkıntı çıkarırım abi. Zor iş yani beyler. Macera başlamadan bitebilir. Cavit, sıkı tut oğlum onları. Kadın kaçabilirlerdi daha. Arkadaş esprileri ağzımıza yüzümüze fışkırtıyor ya lan. Öyle deme Salih'cim. Kadınlar bu tür şakalardan çok etkileniyorlar. Sen de kadınlardan anlarsın. Sen de yap ara sıra böyle şeyleri. Ortamı yumuşatmak için hep yapıyorum ben. Bak kadınları bana anlat. Ya. Lan sen nasıl bir şeysin ya? Senin ananla baban seni yaparken virgül hatası mı yaptı acaba ya? Lan sen niye böyle bir abartılı bir karakter oldun ya? Acaba G'yi 10 mu aldılar? Salih abicim, vakit geçiyor. Biz işimize mi koysak hafiften ha? Evet arkadaşlar, işi hızlandırıyoruz. Çoraplar. Şişmedi. Bu ne lan? Ne oldu lan, yakışmadı mı? Çok yakıştı. Akşam zaten yemek vardı, iyi oldu. Arkadaş, fileli çorap lan bu. Ulan soyguna mı gidiyoruz, trisama mı gidiyoruz lan? Arımaya'ya döndük, bana koyun, bu ne lan? Vallahi bence çok güzel oldu Salih abi. Sen ne diyorsun Cavit? Sanki ben tanınırım gibime geliyor ya. Lan tanınmak ne kelime arkadaş. Bu fileli çorap yüzümün bütün karakteristik özelliklerini ön plana çıkardı lan. Beni bir gören bir daha asla unutmaz. Mini sen var ya, adamın dibisin, adamın kara köküsün, adamın son 2 harfisin lan. Ya ilgisi yok arkadaşlar, biz birbirimizi tanıyoruz diye şu an bize öyle geliyor. Aslında kimse bizi tanımaz yani. Ya Herru ya Merru, bu işi bugün hallediyoruz kardeşim. Tak pamukları kulağına. Cavit adeti çalıştırdın da kıvrım kıvrım kıvrama. Küçük bir deneme yapalım. Münir'ciğim, bu pamuğu bir tek kulağına değil, inşallah götüne tıkmakta nasip olur canım kardeşim benim. İyi, iyi, iyi. İyi tabii, ama nasıl soğuktu. İşlem tamam. Hadi gidelim. Hadi arkadaşlar, gidiyoruz. Lan, iş bittiğinde akşam içek miçek bir şeyler yapar akşama. Lan oğlum sus lan, sus sus, bağırma. Merdivenlerde inecek var. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu file çorap çok acayip bir şeymiş ya. Hiç dışarıdan göründüğü gibi değil. İnsan içine girince anlıyor. Ya siz beni niye çağırıyorsunuz arkadaşım? O kadar işimin gücümün arasında ezber yapacaktım ben ya. Sen senaryo okuyor musun lan? Hangi senaryoyu? Buyur.
Ya sizi buraya çağırmamızın sebebi bu Zeynep Şimşek bu filmde olmadı ya. Nasıl olmuyor? Neyi olmuyor? Olmadı derken? Aferin, oynayamadı. Kızda ne mimik ne jest var. Öyle put gibi durdu. Ya Şenol Bey zaten yani kızın toplasanız kaç tane repliği var doğru düzgün ya? Düşün işte onu bile oynayamadı Ahmet'im ya. Biz Hakkı'yla düşündük, taşındık. O sahneleri yeniden çekmeye karar verdik. Öyle değil mi? Daha düzgün bir oyuncuyla yani. Ya aslında ben de o kızcağızın oyunculuğunu hiç beğenmedim, ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim, dünya ahiret bacım olsun, o ayrı. Tabii tabii, Allah ona uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin. Oğlum eleştiri yaparken öyle cümleler kurmana gerek yok. Ha, ben de beğenmiyordum ama önemsemedim efendim. Kızın sözleşmesine baktım. Aksi yönde bir madde göremedim. Çıkartıyoruz filmden. O sahneler içime hiç sinmedi. Ama Hakkı Bey, Şenol Bey işinize karışmak gibi olmasın da Sadi'ye çok büyük ayıp etmiş oluruz. Çünkü Sadi kızı kendisi ikna etti. Kız Sadi'nin setinden arkadaşı. Tamam profesyonellik evet bir yere kadar ama etik. Çok da fifi. Ya işte bu noktada siz devreye giriyorsunuz. Sadi ile usturuplu bir şekilde bu işi konuşun yani. Tamam senin setinden sütünden yararlandık ama olmuyor Sadi deyin ona. Tamam mı? O da gitsin kıza söylesin, bizi hiç araya kakıştırmayın yani. Durum o kadar basit değil ya. Sandığınızdan biraz daha karışık. Beni ilgilendirmez Ahmet. Bir şekilde halledin bu meseleyi. Film işi akarsular gibidir. Geriye doğru gidemezsiniz. Rafting botuna bindiniz, kürekler elde, akıyorsunuz artık ya. Hadi. Neyse. Bu kızla olmuyor çocuklar. Olur ya. Olmuyor, olmuyor. Olur ya. Vallahi olmuyor Murat. Her şeyi denedik. Ne yaptıysak olmadı. Eniştem saat tamircisi. Belki bize bir faydası dokunur. Anlaştık. Aslanlarım benim, koçlarım. Tamam. Artık işi çözüyorsunuz. Hakkıcım biz de işimize gücümüze bakalım. Top sizde. Ceza sahasına doğru koşturmayalım. Senaryo beklemez. Bir yanında Gülüm Ketener ve Ahmet Kural. Hey hadi biz de gidelim bulalım şu Şamil'i ya. Hadi ya. Doberman dediydi. Bu köpeği lan bu. Cavit, köpek. Münir, erkete de kal. Ben de geliyorum lan. Köpek var oğlum, köpek. Tamam lan, gel, tamam. Bir, iki, üç. Go, 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 go. Kimse kıpırdamasın onu, soygun. O ne lan? Sen kimsin? Ben Korhan. Benim ismim Korhan. Münir abi, sen misin o? Lan, hiç tanımıyoruz değil mi? Hiç tanımıyoruz yani. Oğlum paraları alsana lan. Kulağından pamukları çıkar. Pamukları kulağından çıkar. Lan sana Münir dedi, Münir abi dedi. Herif seni tanıyor lan. Kafana fileli çorabı giymişsin. Hepten kızartmalı patatese dönmüşsün ya lan. Münir abi beni tanımadın mı ya? Ablamla hani senin salonuna geliyorduk ya. Ha Korhan. Leyla'nın kardeşi Korhan. Nasılsın Korhan? Vallahi iyiyiz be abi. Ablamın iki hafta sonra düğünü var, bekleriz. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Allah... Lan bir mevzuya dönebilir miyiz? Burada soygun yapıyoruz. Nerede senin patronun? Patron... Hasılatı bankaya yatırmaya gitti. Gitti mi lan? Evet. Ay vallahi her ayın son cumasında biriken hasılatı yatırmaya gider patron. Üç cumadır gözlüyor ne misali? Bugün dördüncü cuma. Hiç mi bir şey kalmadı? Vallahi yok abi. Bir tek levreyi var. İsterseniz beraber yiyelim. Biraz alayım ben. Bir yerim şişmesi. Ver onu bana ya. Davranma yemin ediyorum yakarım. Kalsın kalsın. Neyse neyse. Hadi gidelim biz. Hadi. Korhan, bizim bu şekilde geldiğimizi kimseye söyleme, tamam mı aslanım? Tamam, merak etme sen Münir abi, bizden laf çıkmaz. Bir de ablana söyle, evlendi diye salmasın. Enişteyi de alsın gelsin. Salonda bu sıra indirim var, tamam mı yavrum? Hadi hayırlı işler Korhan. Yürüyün, yürüyün. Bunun ablası da evlendiyse daha da gelmez salona. Tesis de memeli kalmadı anasını satayım, komple omurgasız. Cangıl, cangıl. Bu gidişle aslan avına çıkacağız salonun içinde, o günler yakındır. Cavit, aleti ver. Salih, bırak lan oğlum, Salih bırak lan. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ya Tekin, şu ölü şakalarını biraz azaltmamız lazım. Yapmayın ya, onlar en güzel şakalarım da ama. Lan ölüyle ilgili belden aşağı şaka mı olur? Biz bunları filmde koyarsak değil 18, 60 yaş sınırı koyarlar. İşte 60 yaşta gücenir üzerine alır. Şaka mı bu şimdi? Bunu da mı eklesek ya senaryoya? Ya bu ne münasebetsiz bir adam ya. Zehra, Tekin'le birlikte şu morgun tasarımını bir gözden geçirin. Sanat yönetiminin çok iyi olması lazım.
O sahne çok önemli. Hüsamettin'i de büyüt. Çalıştı mı tam çalışıyor. Yattı mı kaldırabilene aşk olsun. Bence benim gelmeme gerek yok. Ben metinde nerede neyin olacağını ayrıntılı bir şekilde yazmıştım. Yok canım, yine de bir gider bakarız yani, değil mi? Yok yok. Yok. Bence şu an bence gerek yok. Bence yok şu an, gerek yok. Tekin, ne oluyor şu anda tam olarak? Yazdım ben, 7 satır ayrıntılı ayrıntılı morgu anlattım. Daha ne yapayım? Klavye karakterlerinin de resmini mi çizeyim morgun? Tamam Hakkı Bey, siz merak etmeyin. Biz gider bakarız Tekin'le. Gerekirse ben kendim bakarım. Aranızda ne gibi bir problem var bilmiyorum ama... hissediyorum. Zehra, çekimde hiç eksik istemiyorum, tamam mı? Tamam Hakkı Bey, merak etmeyin. Tekin, senin yüzünden Vedat'ı kaybediyorum. Bir de üstüne bu kızı üzersen canını çok fena sıkarım. Yok yok, sıkıntı yok. Şu Halit'i ben mi oynayayım diyorsun şimdi? Ya ben nasıl oynarım Tekin ya? Halit Ergenç filmin bütçesinin 3 katını istedi. Vay anasını ya. Bir dakika, ben öyle bir şey... Neyse neyse, ne yapalım? İş başa düştü artık. Oynayacağız. Hadi, çap çap. Hakkı Bey. Beni meşgul etme Tekin. Rolüme hazırlanmam lazım. Allah Allah. Ya Hacı Dayı, yürüyoruz gidiyoruz da biz bunu Sadiye öyle tek seferde çat diye söyleyemeyiz. Oğlum söylemezsek olmaz. Filmi izlerken falan görür, daha çok üzülür Şamil. Onu demiyorum oğlum ya. İlla ki söyleyeceğiz de şimdi bu romantik serseri ya. Ben filmde oynamıyorum diye tavır yapar, filmden çıkar. Film hiç sakata gelir yani. Ya kaybımız büyük mü olur? Kaybımız değil de Ahmetciğim ya. Acımız büyük olur. Kardeşim diye sesleniyoruz ya Şamil'e. Ya yok lan, biz konuşuruz onunla, Allah'ın durumu, tamam. Onu diyorum işte ya. Temiz bir şekilde hallederim şu işi. Tatlı bir şekilde, beyaz yalan. O ne ila? Sen kardeşini izle Ahmet Kural. Hayırdır gençler ya? Sabahın köründe aramalar, kapıya dayanmalar falan ne ayak? Ya Sadi, ben o Zeynep'li sahneleri çektiğimden beri gözüme uyku girmedi kardeşim ya. Niye? Ya nasıl niye ya? Sadi, gözünü seveyim. O nasıl bir oyunculuktur ya? O nasıl jest mimik ya? Resmen oyunculuk dersi vermiş. Aynen Max, aynen. Olmaz böyle bir şey ya. Kız resmen gözleriyle oynuyor Sadi. Hilary Swank 1, Perren Kutman 2, Zeynep Şimşek 3. O nasıl jestler, o nasıl mimikler? Böyle bir oyunculuk yok lan. Ya ben de bir iki tüyo verdim tabii. Bu kız bizi gölgede bırakır kardeşim. Film vizyona girer, herkes bu kızı izler. Vallahi bak, tek konuşulan o olur, ben sana söyledim. Diyor ya, bizim filmimiz olacaktı Sadi. Herkes bizden bahsedecekti. Bangır bangır bizi konuşacaklardı. Manşet manşet gazeteciler bizi yazacaktı. Oğlum bu kız bizi resmen gömüyor Sadi. Gözünü seveyim ya. Bir de bu kız Türkiye güzeli oğlum. Bunun magazini var, onu var, bunu var. Filmin önüne geçer diye korkuyoruz. Öyle mi diyorsunuz? Arkadaş, bizim o sahneleri çıkarmamız lazım ya. Ya da başka birisiyle tekrar çekmemiz lazım. O kadar da değil canım. O kadar Sadi, o kadar. Son hamlemizi yapıyoruz kardeşim. Böyle düşün, bu işin şakası yok Sadi. Bak, bu film işi de olmazsa ondan sonra sen Çarşamba Şeker Fabrikası'na, ben de Turhal Şeker Fabrikası'na. Hayır, emekçi insanız. Fabrikayla ilgili sıkıntımız yok da pancar pancar bir yere kadar Sadi. Zeynep'e nasıl söyleyeceğiz bunu? Aynen böyle söyleyeceksin güzel kardeşim. Seviyorsa anlayacak seni. Asıl önemli olan hakkıyla Şenol'u ikna etmek. Yani. Onu da biz halledeceğiz bir şekilde, ne yapalım? Ne yapacağız biz ya? Çok kötü oldu bu iş ya. Ama yani film şimdi bizim filmimiz. Zeynep'i de ben önerdim. Zaten Zeynep ünlü. Hani böyle bir şeye kariyerinde de ihtiyaç yok yani böyle bir filme. Tamam ya, ben bir şekilde söyleyeceğim. Eyvallah kardeşim. Vakit öldürdük. Ha, hadi eyvallah. Dillerin dert görmesin kardeşim. Hadi siz fıtı fıtı gidin o zaman. Fıtı 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 fıtı. Ya ikindi okundu, akşam okundu. Bunlar hala aramadı ya. Saatlerdir ne bekliyorsun burada oğlum? Ya arkadaşım, medik attım ha. Ama ne, ben bulmaz mıyım? Ne dedi? Yemek dedi. Bulmak dedi. Bulursanız ne yaparsınız dedi. Vallahi bulursak şükrederiz. Bulamazsak sabrederiz. Ya amca, ne diyorsunuz siz ya? Soğuk gibi itiyorum. Sokakta kaldım. Ne dedi? Onu bizim sokaktaki itler de yapar dedi. Doğru. Ne yapalım peki? Ya dede, biliyor musunuz ya? Sabrımıza mı, ağzınızı özledim sizin? Ne dedi? Bulamazsanız şükredeceksiniz.
Bulursanız dağıtacaksınız dedi. Sen ulu bir zata benziyorsun. Ver elini öpeyim. Ya dur dedim, ne yapıyorsun? Gelin muhterem, içeride oturalım. Sohbetinizle ruhumuzu temizlersiniz. Gel derviş, gel bize anlat her şeyi, gel. Aslında Sadi'nin beni dövmesi iyi bir şey de olabilir ha abiler. Yani neticede kadınlar yara izleri olan erkekleri severler. Güldürme adamı Vedat. Onun ne yarası ne izi lan? Adam resmen şeklini şemalini değiştirdi senin. Tipin 90'ların video oyundaki karakterlere benzedi iyice. Vedat kardeş, aynada bir haline baksana. Kare kare oldun. Sadi yavaş yavaş köşeleri belirginleştirmeye başladı. Vallahi durumun çok vahim. Benim bildiğim Sadi adamın götünden şırınganla kan alır. Bak benden söylemesi. Abi, eskiden renk tonlarında özellikle maviye takıktı. O dönem bitti. Şimdi kübük dönemi başladı. Ya ne diyorsunuz siz ya? Bak beni gazlamayın ha. Beni gazlamayın. Çıkarım o Sadi'nin karşısına. Alırım paçasını lan. Onu bir geç abicim, yemezler. Tabii lan. Sen bir gün bir yerde birini dövmeyi başarırsan şayet, yemin ediyorum takvimler onu yazacaktır. 28 Şubat Mısır bağımsızlığı ilan etti. 1 Mart Vedat birini dövdü. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Ulan set ekibinin en alt kademesi bile bizimle kafa bulur oldu ya lan. Sen köşelerde saklanmaya devam et. Korkanın ana sağlamazmış birader. Bak benim pederin göbek adlı Rome. O niye ulan? Almanlar İkinci Dünya Savaşı'nda bizim hudutlara dayanınca dedem biraz panik yapmış. He, biraz fazla ihtiyatlıysa demek ki senin dede. Herkes kadar. Anasını satayım. Parasızlığın gözü kör olsun be. Ulan şimdi para olsa var ya, atla bir otobüse. Burada itle köpekle uğraşma, anasını satayım. Vedat kardeş, para deme, para deme. Biz daha uzun süre rüyamızda görürüz. He? Ben bu sektörde kalıcıyım. Geçici bir süre sürünmeye razıyım. Hanım geçen günler tutturdu, perdeleri değiştirelim diye. Bunların hepsini yeşil aldım. Vay çakal. Bir yerden başlamak lazım. Ben bu yolda yürüyorum. Hanım farkında değil ama evin bir bölümüne özel efekt tutuyorsun, tepelerini attım. Ulan bundan 5 sene sonra gene böyle kendimi sağa sola koştururken bulursam var ya, size yemin ediyorum kaldırır o Jimmy Jeep'in tepesinden atarım lan kendimi. Sonra Dolly'yi üzerimden geçirin, raylar keferim olsun lan. Arkadaş, o zaman birbirimize bir söz verelim. 10 sene sonra bir araya gelelim. Kim bir baltaya sap olmuşsa öbürlerini de kurtarsın, ha? Lan bundan 20 sene önce kötü yoldan kadın kurtarılırdı. Şimdi setten alt kademe çalışan mı kurtarılıyor ya? Oralara kadar geldim bu iş ya? Ya sizinle her konuşmamda moralim bozuluyor ya. Sizi anlayamadım ya. Enerjim bitti şu anda. Libidom yerlerde. Allah Allah. Allah Allah. Vedat! Vedat! Sadi sandı sanırım, bayıldı. Vedat'ı kaybediyoruz. Çabuk, çabuk çevir. Lan elime bir şey battı. Bir şey mi battı? Diken mi lan o? Adamın muhtelif yerlerde dikenler çıkmaya başlamış lan. Vay anasını. Sadi'den korunabilmek için kısa sürede savunma sistemi geliştirmiş. Resmen evrime uğramış. Çabuk çabuk kaldırın. Tırnağından küçük bir numune alın. Hıfsız sahaya gönderin. Bakalım mutasyona uğramış mı? Vedat bizimle kal. Vedat'ı kaybediyoruz. Tekin kayıttayım. Yani ben de seyirciyim. Evet, ben de seyirciyim. Bakıyorum, problemli zengin bebelerin hikayesini anlatan bütün filmlerde mutlaka o bebenin adı geçiyor. Ali be, bebelere örnek var mı peki? Olmaz olur mu? Dolu. Igby Goes Down, Charlie Bartlett, Ferris Bueller's Day Off. Ha, hiçbirini tanımıyorum ama sen diyorsan doğrudur oğlum. Ama konu fakir bebesi olduğunda filmin adı bambaşka bir şey oluyor. Yok işte Halve Gidiş 0, 400 Darbe, Breakfast Club, you know that. Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyoruz biz? Ne yapalım işte, 80 dakikayı doldurmaya çalışıyoruz. Kamera arkası için. Allah'tan dramatik bir hayatımız yok. Yoksa 90 dakikayı nasıl doldururduk bilemiyorum. Tekin, şu anda 90 dakikayı doldurduk annem. Teşekkür ederim. Murat, bak iyice tadı kaçtı bu işin. Yemin ederim hiç yerlere doğru gitmiyoruz. Haline acıdım, şimdiye kadar polisi aramadım ama şansını zorluyorsun artık ya. Pınar, bir iki cümle söyleyip gideceğim. Vallahi bak kapıyı açmana gerek yok. Dinlemen yeterli. Tamam mı? Ya Murat lütfen git. Ne olursun yalvarırım git. Pınar, bak ben Tokatlıyım. Böyle meydanına, üniversitesine, stadyumuna, gördüğün en güzel yerlerine, en merkezi lisesine Gazi Osman Paşa'nın adının verildiği bir şehirden geliyorum ben ya. Vallahi bak duydun işte, bizim memleketimizden şimdiye kadar hiçbir ünlü şahsiyet çıkmamış Pınar.
Şayet Gazi Osman Paşa da çıkmasaydı nereye ne isim verileceği konusunda Seda Sayan'la Songül Karlı'nın arasında kalacaktık biz ya. Paylaştıramayacaktık yani. Pınar, dinliyor musun? Dinliyorum ama sen ne anlatıyorsun bana Murat ya? Ya dinliyorum diyorsan az bir dinle de Allah aşkına Pınar ya. Çok kolay görünüyor oradan biliyorum fakat çok zor bunları söylemek benim için. Ben bugün sözlerin şehrinden ünlü olmak için çıktım geldim İstanbul'a. O sebeple çıktım yola. Yeminle bak benim de adım okullara versinler diye çıktım geldim buraya. Fakat kimse bana inanmadı Pınar. Buralara kadar geldim işte bak. Neyse işte ya uzun uzadıya anlatmanın manası yok. Beceremedim. Olay bu. İşin ilginç tarafı buna benden başka hiçbir Allah'ın kulu şaşırmadı Pınar. Tam her şeyden vazgeçtiğim anda da fotoğrafların geldi önüme. Son iki ayda senin gülümsemenden daha güzel bir şey görmedim ben Pınar. Mutluluğundan bir pay istiyorum sadece. Azıcık mutluluk. Başka bir şey değil. Bir de seni seviyor olabilirim. İçim içimi yiyor yani kaç gündür şüphe duygusuyla mahvoluyorum, ölüyorum ama işte galiba seviyorum seni Pınar. Olabilir öyle bir şey yani. Orada mısın? Evet, buradayım. Pınar, bak ben doğru zamanda doğru şeyi hiçbir zaman söyleyemedim. Belki de şu anda da yanlış zamandayım, yanlış yerdeyim, yanlış şeyler söylüyorum, biliyorum ama ben seni seviyor olabilirim Pınar. Yani kuvvetli muhtemel seviyorum herhalde yani. Galiba sorursam herhalde. Seni seviyorum ben Pınar. Sen şimdi o kapının arkasından seni görmediğimi zannediyorsun ya Pınar. Hadi eyvallah. Murat. Ben de ne gördüğünü zannediyorsun bilmiyorum ama o bende yok. Estağfurullah. O zaman şey yapayım. Ne yapayım ben? Gideyim. Ha bir de Murat. Gazi Osman Paşa'nın adı Plevne kuşatmasından galip çıktığı için değil. O kuşatmayı çok çok iyi kaybettiği için geldi bugünlere. Bunu sakın unutma tamam? Unutmayacağım. Seni seviyorum Pınar. Kariyerin için çok mantıklı bir hamle bu Sadi. Ben destekliyorum çocuğum. De Zeynep'e nasıl söyleyeceğiz bakalım? Yalnız bana bak. Öyle çok iyi oynadın falan deyip havaya sokma kızı. Yarın bir gün beğenmez olur seni. Yapmaz öyle şey. Ya sen demiyor muydun? Kariyeri tehlikeye girmesin diye gizliyor beni diye. Nasıl yapmazmış? Havaya sokma kızı. Yok yok ben onu şey yapacağım, ayarlayacağım ben bir şekilde. Kötü oynadın de. Beğenmedik de. Olmaz öyle şey. De Sadi, de çocuğum. Biraz kendini ağırdan satmayı öğren. Kötü oynadın de. Bırak, biraz da o seni önemsiz. Öyle mi diyorsun? Güven bana Sadi, güven çocuğum. Yok yok. Ben öyle şey yapamam. Ben başka bir yolunu bulacağım onu. Ana. Efendim Feride? Ahmet, ben bugün çok üzüldüm. Konuşalım mı? Konuşalım. Neredesin? Ben senin evin önündeyim. Yani bekledim gelirsin diye ama yoksun. Ne yapalım, nerede buluşalım? Ben de senin evin önündeyim ya. Tamam ben geliyorum o zaman. Yok yok sen gelme. Sen gelme bekle orada ben geliyorum hadi. Lan? Baba onu lan. Feride'nin kabusu, kaçak. Doktor Hımbıl. Ne arıyorsun burada? Abi ev bize lazım. Ahmet'le bana. Lan arkadaş iyice dallasa çevirdiniz ortalığı ya. Bir karar verin. Barışıyor musunuz, alışıyor musunuz? Abi konuşacağız sadece. Ha, konuşacaksanız o zaman bir problem yok. Siz bizi rahatsız etmezsiniz. Çünkü bizde laf yok. En fazla Nida. Abi olmaz lütfen. Safi zararsın yemin ediyorum. Safi zararsın. Sen beni bir türlü sevmedin. Sevdirmedin ki arkadaş. Ahmet Kural'ın hayattan giren kadın benim başımın tacıdır. Ama sen bir türlü kendini sevdiremedin. Bak, her şeyle kabul ettiğin, sevdiğin adamı değiştirmeye çalıştın. Oyun hamuru gibi eğdin, büktün adamı. Ben... Yo, 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 yo. Asıl problem o değil. Asıl problem eğilip büküldü ya çocuk. Artık nasıl seviyorsa seni, senin yaptıklarını, ettiklerine izin verdi. Vallahi ailecek şaşkınlıkla izliyoruz olup biteni. Ha, Ceyar da geldi işte. Al. Salih abi. Vallahi Ahmet çok sinirliyim. Çok gerginim. Artık bir karar ver lütfen. Feride mi, ben mi? Yeter ya gerildim. Vallahi sana çok iş düşüyor ha. Oh. Araba boş mu? Allah. Boş. Merhaba Feride. Girelim mi içeri? Ya aslında girelim derdim de. Deminki manzarayı gördükten sonra
Neyse, kısa konuşacağım. Evet. Ahmet. Hı. Hastanede bize acil bir durum olduğu zaman kimin aranması gerektiğini soruyorlar. Hı. Hani bir gün sen benimle müze gezmiştin ya, hiç istemediğin halde. Evet. İşte o günden beri listenin başında senin adın var. Ha bu arada bu arkadaş kalalım konuşması. Baştan söyleyeyim, papaz olmayalım. Allah Allah. Oğlum şey yapmam onu yani. Konuşmaya tabii ki de öyle ya. Yani dolayısıyla Ahmet, senin arkadaşların benim için her şeyden önemli. Yani ben istiyorum ki ben gidene kadar biz arkadaş kalalım. Yani ben de aynı şeyi düşünüyorum Feride. Her gün görüşmenin bir alemi yok yani. Haftada bir göreyim ya da ben senin iyi olduğunu bileyim yeter. Tamam, tamam o zaman bu sefer gerçekten arkadaşız. Ha. Şey diyeceğim ya, hani kafada soru işareti kalmasın diye netleştirmek babında. Şimdi bu arkadaşlık acaba bir badilik müessesine doğru gider mi? Hani bir damran komran, efendim çarpışma falan ha? Hayır Ahmet. Yani bilmem ki olsun mu? Olmasın, kafa karıştırıyor ya. İyi tamam o zaman, ararım ben seni. İyi sen beni ara hadi. Ha Ahmet. Feride. Benim bu 3 ayda olmaz da. He. Yani ben buradayken senin bir sevgilin olursa. İşte o zaman görüşmeyi kesmek zorunda kalırız. Sebep? Ben seni başka biriyle yan yana görmek istemiyorum Ahmet. Allah Allah, iyi tamam. Tamam o zaman tek kural bu diyoruz. Ha tek kural. Tek kural Ahmet kural yavrum. Hadi çek arabanı. Hadi. Hadi çek sen de arabanı. Tamam lan vallahi hadi. Hadi. Sen buraya gelene kadar ben seriye gideyim. Salih abi! Sokakta mı yapıyorsun? Merhaba. Bugün burada kutsal bir amaç için toplanmış bulunuyoruz. Daha önce beni sevdiğini söyleyen insanların hepsi burada. Annem, ilkokul öğretmenim ve tanımadığım bir adam. Evet, sizi başkasıyla karıştırmıştım. Siz çıkabilirsiniz. Ben hiç engel olmayayım size. Bu kadar. Hayatta beni sevdiğini söyleyen insanların sayısı sadece 2. Babam bile yok aranızda. Sadece 2. Merhaba Zeynep. Merhaba Sadi. Ya Zeynep, ben sana bir şey söyleyeceğim de nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ya Sadi, biz çok mu bir arada görünüyoruz sette? Yani dikkat çekmeyelim. Yok canım, niye dikkat çekelim ki? İki oyuncu karşılıklı konuşuyoruz. Ne var bunda? Ya ama rollerimiz biraz farklı ya. Nasıl ya? Ya işte, ya yanlış anlama Sadi. Ya biliyorsun yani başrol. Sonra sen, yani bunu gizli tutmamız gerekiyor. O zaman ben size şeyi söyleyip kaçayım Zeynep Hanım. Bizimkiler sizin oyunculuğunuzu hiç beğenmemişler. Sizin sahnelerinizi başka oyuncuyla yeniden çekeceklermiş. Nasıl yani? Ama aldırmayın siz. Biz kimiz ki filmimiz ne olsun? Sadi, ne oldu lan? Ne dedin de Zeynep Hanım'a hemen öyle gitti? He? Sarktın mı lan yoksa? Hayvan. Yok be oğlum. Furkan. Hani böyle bazen bir şey yaparsın da doğru mu yanlış mı bir türlü karar veremezsin ya. Öyle anlar vardır. İşte onların hepsi sana girsin. Yürü git lan. Sarkıyormuşum. Yürü git. Ne yaptım ben ya? Selam, merhaba. Merhaba Tekin. Alındın mı? Yok. Neden? Ne bileyim, sesimin tonundan, merhaba deyişimden, ismini başladığıyla sonunda söyleyişimden, sana kahve koymayışımdan, ayağa kalkmayışımdan artık nasıl kalkacaksam. Zehra bir dakika, bir dakika. Ben öyle her şeyi doğru yapabilen bir adam değilim ki. Nasıl diyeyim? Berber tıraşı bitirince enseye ayna tutar ya, sana onaylatır olmuş bu diye hani. Ne bileyim oğlum ben. Ben işte o zaman bile geriliyorum ben. Tekin bak, eğer ben çok güçlü bir adamla sevgili olmak isteseydim, çok güçlü bir adamla sevgili olurdum. Eğer çok yakışıklı bir adamla sevgili olmak isteseydim... Berat'la sevgili olurdum. Çok yakışıklı bir adamla sevgili olurdum. Evet. Ama sen öyle olmadığın için değil de demen gereken yer tam burası. Öteki türlü bana gene çok pis çakmış olacaksın. Tekin, Tekin. Ama ben senin gibi bir adamla sevgili olmak istiyorum. Nasıl benim gibi? Senin gibi işte. Nasıl benim gibi? Ya senin gibi tamam, illa iltifat et dersen onu da yaparım. Ama bir şey kötüyse ben ona kötü derim. Ben böyleyim. Ve benim her kötü dememden sonra biz şunu yaşayacaksak bizim seninle işimiz var acı. Biliyorum. Benim senin gibi sevgilim olmadı Zehra. Nasıl senin gibi? Ya nasıl benim gibi? Senin gibi işte. İlla iltifat et dersen onu da yaparım. Ben bunun iyi olmasını istiyorum Zehra. Ondan bu kadar uğraşıyorum. Gel buraya gel. Speedy Gonzales.
ne yapıyorsun yavrum? Ben sana böyle mi öğrettim? Ya bir ayrılın ya. Bir ayrılın la. Ayrılın, ayrılın, ayrılın. Saat gelecek sizi böyle görecek, yine beni dövecek. Ayrılın lan. Ayrıldık amına koyayım. Ben yerim, ben yerim, ben yerim. Bırak, bırak vallahi bunu. Ya bu oğlum ağrıyor lan vallahi bak. Bırak. Zehra'ya geldi bana. Bana gelme. Zehra'ya geldi Zehra. İyi keşke bana geleydi. Speedy Gonzales demiştim biraz önce. Böyle bakmamıştım. Amca enzenize ne söz bana? Konuş şey gelmiş. Konuş. Bize bildiklerini ihsan et. Amca ne diyorsun? İhsan et bizim mahallenin kızı. Kızı bana da. Konu ne neyse lan şimdi? Resmen aydınlandım. Resmen aydınlandım şu an. Konuş derviş konuş. Amca sizin olayınız da ne istiyorsun benden? Allah! Adam şu, adam şu. Amca sen. Derviş. Ne oluyor lan? Allah Allah, Allah Allah, Allah. Ne oluyor lan? Tekin tatlımışsın mısın? Ne yapıyorsunuz siz? Ruhum, ruhum huzura kavuştu. Ruhum huzura kavuştu. Allah Allah, Allah Allah. Canım bismillah. Amcalar bir durun Allah aşkına ya. Sizi vuracağım ben hep. Vuram hadi ki. Lan ne vuracağım ben seni? Vurunca da bir şey olmuyor ki. Ölmüyor bu adam. Ben dahi kaç defa denedik, ölmüyor, beceremedik. Nasıl ya? Başkasını mı bıçakladı seni? He? Başkasını mı bıçakladı? Bıçaklama değil. Damat Ferit, silahla yakın mesafeden dört el ateş ettiler. Grav, 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 grav. Ama işte gene ölmedi. İki sene hastaneye kaldırdılar. Gene kurtuldu. Oo, yok artık. Olur mu? Vuran adamı da cinayete teşebbüsten, hapishaneye değil, paranoid şizofreniye teşebbüsten akıl hastanesine yatırdılar. Adam tabii Erol'un ölmediğini görünce kafayı yedi. Ne yapıyorsun lan? Nasıl ya? Vurdular mı seni Erol amca? Ha? Vurdular mı seni? O zamanlar ben hastanede çalışıyordum. Çok güzel günlerdi. Anlatayım da dinle. Güzel. Evet. Bu niye ölmüşler? Bakayım. Kas sıkışması mı? Ulan osursan geçerdi geri zekalı. Allah Allah, ölmene gerek kalmazdı. Niye şiştin sen bu kadar? Ne zaman öldün ya? Geçen sene. Ulan ölmüşsün amına koyayım, gömenin yok. Bismillahirrahmanirrahim. Lan! Hay, 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 hay. Amına koyayım, sen miydin? Selam, 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 selam. Selamun aleyküm. Ale, ale, ale. Ale, ale, aleyküm selam. Erol, ölüyü nereye koyayım abi? Canım, ölüyü şuraya koy istersen. Yakışır. Şşt! Koy şuraya. Dursun orada, bırak. Bana bak. Kesin ölü değil mi lan bu? Diğerleri gibi olmaz ha. Yok abi, yok. Olur mu öyle şey? Olur tabii lan. Az ömrü kalanları yatak sıkıntısı çekiyorlar diye buraya gönderiyorlar yavrucuğum. Olmaz değil mi öyle bir şey? Yok abi, yok. Ben kendim kontrol ettim. Mis gibi, mis, 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 mis gibi ölü. Nereye koyayım? Ebe, bak bakayım şunun ölüm nedenine. Demiş gitmiş abi. Kalp krizi. Aa, koy şuraya, koy, koy. Hadi. Çek, 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 çek. Ortalıkta bırakma. Erol, ey, ey. Neyi eğeyim yavrum? Yav, ey, ey. Hey, 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 heyecan. Ey, ey. Heyze, ey yani. Eyvallah abi. Yürü git lan buradan. Beni burada sinir ediyorsunuz ya. İşim, gücüm yok. Efendim. Oh, nasılsın yavrum? Gönderdin mi seninkini? Oo, harikulade, şahane. Ben de birazdan nöbeti devrediyorum. Geleceğim hemen, yanına geleceğim. Nasıl? Onu yapacağız tabii ya. Aa, onu da yaparız yavrum. Tabii tabii, onu da yapacağız. Onu da yapacağız. Onu zaten yapacağız.
Bu ikisi ardı ardı olmaz. Organ lan bu. Boru mu? Yavrum kapat, 43 dakika sonra sen de mi, tamam mı? Hadi çıplak bekle beni. Hadi canım. Halit abi, hayrola abi, biri mi öldü? Belli değil daha. Ölmedim ya. Estağfurullah abi, hoş geldin. Abicim çok enteresan hareketlerim var. Tedirgin ediyorsun beni. Nasıl işler? Hamdolsun abi, şükür. İyi 3-5 kazanıyoruz. Nasıl? Bu ara çok ölen var mı? Yok abi, mevsimi değil daha. Sen buraya böyle yaz tatilinde, bayram tatillerinde falan gel. Burası ana baba günü gibi olur. Gerçek anlamda ana baba günü olur. Ya bu aralar bende hep bir ölüm düşüncesi var Erol. Çevremdeki herkes ölecek zannediyorum. Psikolojim mi bozuldu ne? Böyle bizim hanım, sen, çocuk. Allah korusun abi, Allah yazdıysa bozsun. Nasıl laflar onlar? Allah geçinden versin. Düşünsene, böyle 10 sene, 15 sene morgda çalışmışsın. Sonra ölmüşsün. Cesedin gene burada. Senin yerine başka birini almışlar. O kaydediyor seni deftere. Ne kaydediyorsun lan sen o deftere? Aylık envanter kaydı işte ya Halit abicim. Ölüler kaybolursa büyük sıkıntı çıkıyor. O yüzden sıkı tutuyorlar işi. Sen böyle kağıtla mı yapıyorsun sayımı? Abicim askeriye değil ki burası. İçtima versinler. Kadir Çakmatepe. Bak ses yok. O yüzden ben de mecburen gidip kendim yapıyorum kaydı. Ben bize bir çay alıp geleyim. Dur dur. Yok yok, iki kişilik bir çay alıp geleyim ya. Lan dur bir dakika oğlum. Siz bunları niye böyle dört bir tarafa yaydınız Erol? Ölüm nedenlerine göre ayırıyoruz Halit abi. Misal şu cenahta kavgadan ölenler var. Disko, müzikol. Şu cenahta da ölümcül hastalıklardan. Peki bu namus cinayetleri ne tarafta? Ha, namus cinayetleri şu taraf... Ha, değil. Hiçbir tarafta değil. Abi ya, yıl olmuş 1969. 31 sene var milenyuma. Hala böyle şeyler var mı ya? Varsa da bana denk gelir. 31 sene ya, cenabet. Sen ver bakalım şu vesikalık fotoğrafını. Ne fotoğrafı? Fotoğraf, motograf yok bende ya. Ne fotoğrafı? Nüfus cüzdanın yanında değil mi? Yanımda. Heh, çıkar o zaman. Ver. Orada vardır fotoğrafı. Ver, ver. Ya ver. Ya bayağı kıyak çıkmışsın be Erol. Hı-hı. Bak. Bu senin fotoğrafın. Hı-hı. Bunu buraya koyuyorum. Bu da benim oğlanın fotoğrafı. Maşallah. İsmet. Hı-hı. Bunu da senin fotoğrafının yanına koyuyorum. Bakıyorum. Ya siz bayağı bir benziyorsunuz Erol. Yapma ya. Abi olur mu öyle şey? Baksana. Hafif çekik gözler, simsiyah dalgalı saçlar. Yürüyüşünüz bile aynı. Böyle sağa yatarak. Benim oğlan çok gamsız. Tıpkı sen. Mahallede öpmediği kız kalmadı. O da tıpkı sen. Koça bak ya. Abicim insan insana benzermiş derler. Bizim hanım çocuk doğunca tutturdu da tutturdu, adını İsmet koyacağız diye. Yahu diyorum niye İsmet? Bir şey demiyor. Ağladı, zırladı, tam bir hafta konuşmadı benimle. Zorla çocuğun adını İsmet koydurdu. Abi doğrudur. Senin rahmetli babanın adı İsmet değil miydi? Yoo, nereden çıktı abi? Burada baba adı İsmet yazıyor. Abicim orada İsmet yazıyor da biz babacığımızı genelde Frederick diye çağırırdık. İsmet demezdik ki. Ne derdiniz? Derdiniz ne lan? Abi bir yanlış anlaşılma var galiba. Ne yanlış anlaşılması lan Deus? Bari sikmişsin işte bizim hatunu. O nasıl laf? Estağfurullah efendim. Tembihledin değil mi lan? İt, tembihledin. Babamın adını koy diye tembihledin değil mi? Abi Allah belamı versin, bir yanlış anlaşılma var. Sus lan. Sütünü sümüğünü siktiğim. Ne kadar ilginç bir laf daha geldi ya. Bari bu mübarek yerde yalan yere yemin etme. Abi ne mübarek yeri, gözünü seveyim, mor burası ya. Halit abi, Halit abi, Halit abi, Halit abi, Halit abi. Sıkarım lan bunu beynine. Abi. Sıkarım lan bunu beynine. Abi bir sakin ol be. Çocuğumuz olmuyor diye tüp bebek işine girdik. Bankadan kredi çektim lan. Krediyi ödemek için evimi sattım, ocağımı sattım lan. Abi kim çıkarıyor bu dedikoduları ya?
O orospu çocuğu İbrahim mi söyledi bunları sana? Heh, ben onun ta anasını... Gerçi... Abi gözünü seveyim bir dinle bak, sakin ol. Çocuğu senden peydahladı. Parayı da beraber yediniz değil mi lan Deyus? O parayı geri ödemek için 2 yıl sabahlara kadar taksi sürdüm lan ben. İt gibi çalıştım. Halit abi kendine gel. Come to yourself. Devrini devranını sikeyim lan seni. Ulan ne kadar enteresan bir lügatın var Halit abi. Sabahtan beri demediğini bırakmadın amına koyayım ya. Hayatta her şeyin yanlış. Bari ölüm nedenin doğru olsun lan. Geç lan şu tarafa. Geç şu gruba. Abi ben o gruba geçemem. O grup ölüm grubu. O gruba girersem ben çıkamam. Halit abi, herifin ayağı oynadı abi. Hangi herifin lan? Sedideki herifin parmağı oynadı abi. Yemin ederim. Lan oğlum uylandırma beni. Lan bu adam ölü değil mi? Oğlum uylandırma beni. Bak her taraf ölü. Bir tuhafım zaten. Abi bak yemin ediyorum adamın parmağı oynadı. Ara sıra oluyor böyle şeyler. Yemin ediyorum. Hakiki yemin. Daha önceki yeminlerin de hakikiydi. Gözünü seveyim bak. Sıyıramazsın bu işten. Şehadet getir lan. Şehadet getir. Abi bismillahirrahmanirrahim. Etti ve ati illahi ve selam. Allah belanı versin lan. Tövbe de diline sır. Şehadet bile getiremiyorsun lan. Abi gözünü seveyim Halit abi. Bak bu adam canlı. Şahit de var. Sıyıramazsın abi. Oğlum huylandırma lan beni. Huylandırma! Kimin? Anam! Ha siktir. Halit abi tamam şey yapma. Abi hastanedeyiz. Ben seni ihbar etmem, panik yok. Siktim lan. Siktim lan karını. Parayı da unutağı değildim amına koyayım. Sen gece sabaha kadar taksi sürerken senin karı benim üstümde metrobüs çalışmaları yapıyordu. Geleceğe yönelik evden de çıkmadım. Gebir lan, gebir. Harika, harika. Lan oğlum gebersene lan. Ah. Vay anasını. 4 kırışın yedin ölmedin ha? 2 sene yattım o hastanede. O kadar hemşirenin arasında. Ne güzel günlerdi ya. Ulan ben o adamı yıllardır Bilal abi diye hatırlıyorum. Halit kim? Kim lan bu Halit? Mankacı Halit abi işte ya. Meryem'in kocası. Meryem'in? Lan oha Erol, yuh Erol. Ulan o kadın bizden en az 20 yaş büyük be. Sen o kadını gebe bırakmaya utanmadın mı lan? Nasıl becerdin? Beni bana övme İbrahim. Lütfen kardeş. Ulan o benim bir de senin Allah belanı versin. Allah belanı versin senin. Amca ne oldu? Niye sinirlenme ya? Amcanın amına koyayım. Ebemdi lan o benim. O benim ebemdi lan. Beni o doğurtturmuştu. Benim de ebemdi. Benim için çok değişik bir tecrübe oldu. Bütün iştahım kaçtı. İbrahim, Cumhuriyet tarihinde ebesini silken ilk adam olarak tarihe geçeceğim. Tövbe tövbe. Onun otomatiği bozuk. Aç şunu ulan. Vallahi her şeye rağmen bence bu olmuş yine. Olmuş olmuş. Ben de beğendim. Ya olmuş da bunları nasıl arka arkaya koyacağız? Arada sahne yok. Sonunda biri daha fark etti. Ulan biz de biliyoruz onu. Elimizde para kalırsa komik olmayan sahneleri de çekeceğiz. Allah Allah! Yönetmen mi kesildin başımıza Sadi? Kısa filmlerim var benim. Ulan uzun adamın kısa filmi mi olur lan? Söz verdik oğlum, boyayacağız dedik, boyayacağız. Ya hiç uzatmayalım gençler, vallahi bak. Geçmiş olsun, elimize sağlık diyelim, bitsin ispat. Aynen Max Bay'nin. İçek mi lan Sadi? İçerim. Ama bu gelmesin. Yalnız o el... Allah Allah. Çok da meraklıydım sizinle gelmeye. Zaten istesen de gelemem. Benim yarın mesaim var. Senin... Ama... Oğlum sen nasıl bir adamsın lan? Yarın mesaim var diye senarist mi olur Sadi? Murat bu nasıl bir şey ya? Niye bizim işimiz hep ters gidiyor Cemcir? Kapatıp dükkanı gidelim mi biz? Ne yapalım amına koyayım ya? Kırtasiye mi işletelim? Allah Allah. Yalnız bu işin aksine ben oradan para kazanıyorum. Bir dakika bir dakika. Konu çok başka yerlere gidiyor. Hemen araya gireyim. Tekin. Kardeşim biz senden çok memnunuz. Yarın görüşürüz. O zamana kadar herkese çap çapa çap 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 çap. Hakkı ne oldu lan? O ara sahnelerde benim rolümün artması lazım diye düşünüyorum. Oğlum bana bak bak şş, benim dikime gitme. Tamam mı? Ben onu çözeceğim bırak sen kardeşim. Dikime gitme benim. Ya karışma çözeceğim ben onu. Şş, küçükler, 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 şş.
işte öyle Rüstem abi. Kısa havaya girmesin diye sen oynayamamışsın dedim. Sene 69. Mevsimlerden Yeşilçam, aylardan Cingöz Recai, günlerden Figürasyon. Allah rahmet eylesin. Ayan ışıkta adı gibi ışıl ışıl. Benim rolümde arkadan geçen adam. Ama öyle bir geçiyorum ki o bile gölgede kalıyor. İşte o zaman rejisör, oğlum Rüstem dedi. Yıldızları bile gölgede bırakıyorsun. Sen bu sete fazlasın. Git Hollywood'da şansın dere. Ben bu iltifattan sonra tam 3 sene öyle bir havaya girdim ki sorma gitsin. Sakın sorma. Ama Sezar'ın hakkı Sezar'a şimdi. O da benden utanıyor resmen. Ben en son ortaokulda sakladım ya sevgilim olduğunu. O da kızın abileri görmesin diye. Çarşamba küçük yer sonuçta. Oğlum Feride bana hoşça kal dedi ya. Ben tam seni seviyorum dediğim anda. Bir insan aynı muz kabuğuna kaç kere basar lan? Öyle havalara girmişim ki, öyle havalara girmişim ki şımarmışım doğrusu. Neyse ne Cemcir. Sonuçta yanlış zaman yanlış insan. Haliyle tabii insanoğlu yamalı sevdalardan yoruluyor. Gerçi benimki aşk değil ya. Şefkat, aşktan daha üstün bir şey. Meğer ben her defasında heyecandan ışığın önünden geçmişim. Işık şef isyan etmiş. Rejisör sinirden anlamış. Neredeyse mesleği bırakıyormuş. İşte böyle. Kim bilir daha kimleri üzdük istemeden. Kimleri sevindirdik. Kimlerin ayağına çelme taktık. Ve kimleri sırtımıza taşıdık fark etmeden. İçelim o zaman. İçelim. Cingöz Recai'de. Bak buraya yazıyorum Ahmet. Rahmetli Ayan Işık 1 sen 2. Günün birinde delilim bir ortaya çıkıp benim bütün varım yoğum Peyami Safa'dır diyecek. Tekrar hayat verecek Cingöz Recai'ye. İşte sen orada Ayan Işık'ın rolünü oynayacaksın. Allah inşallah. İnşallah Allah uzun ömür verir de seni izlerim Ahmetciğim. Abi sen beni ağlatmaya mı çalışıyorsun? Yok. Para isteyeceksin yolunu mu yapıyorsun? Yok. Bunlardan birine kızdın da içinizde en iyi oyuncu Ahmet deyip bunların kalplerini mi kırmaya çalışıyorsun ha? Ki bunu diyebilirsin. Er ya da geç günün birinde öğrenecektin Cemciğim. Bana hiç öyle bakma yani. Yok. Niye beni kazıyorsun o zaman? Çünkü marifet iltifata tabidir Ahmet. Marifetli adamdan iltifatı esirgemeyeceksin. Cingöz Recai o zaman. Yapma. Peyami Safa'ya. Server Bedi Mahlası'na. Cingöz Recai ha? Sen üzülme.